Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 3 Aralık Cuma günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlıyoruz. Haftanın son bir manşetine. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba Nasılsınız? İyi ederim. Her siz. şey yolunda. Harika. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler, Sportoto Süper Lig'in 15. haftası malumunuz bu akşam başlıyor. Bu akşam Beşiktaş saat 20'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. E, haftanın programı da geldi ekranlarınıza. Tek maç var bugün. E, Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması. Yarın saat 13.30'da Aytemiz Alanya Spor Demir Grup Sivas Spor'la karşılaşacak. Saat 16'da Trabzonspor Adana Demirsporla oynayacak. Galatasaray saat 19'da Altay'ı konuk edecek ve cumartesiyi de bu şekilde tamamlayacağız. Pazar günü Yukatel Kayserispor Spor, Fraporta Vantalya Spor maçı 13.30'da. 16'da iki maç var. Atakaş Atay Spor, Medipol Başakşehir'le. GZT Giresunspor Spor, Vavakars Fatih Karagümrük'le oynayacak. Saat 19'da Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor olacak. Pazartesi günü iki maç var. İttifak Holding Konya Spor, Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'la oynarken Göztepe'de Gaziantep'i konuk edecek. Ve 15. haftayı da bu şekilde tamamlayacağız. Hemen bu akşam oynanacak Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesinde bu sabah itibariyle atılan gazete başlıklarıyla başlayalım değerli izleyenler. Öncelikle foto maç gazetesi gelecek ekranlarınıza. Beyaz sayfa zamanı. Kartal'da hedef Kasımpaşa'yı yenip kara bulutları dağıtmak. Son 6 resmi maçını kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Karakartal'da 4 sakat, 1 cezalı, 1 kadro dışı toplam 6 eksik var. Şimdi Sağ tarafta Kale Ersin'de diye bir başlık görüyorsunuz. Giresun Spor karşılaşmasında Mert Günok talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Kaleyi yine Ersin'e verecek olan Sergen Yalçın'ın geri dörtlü de Vida'nın yanında genç stoper Serdar'a şans vermesi <laughs> bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın hücum hattında Can Bozdoğan'la maça başlaması beklenirken Oğuzhan ise ikinci yarıda şans bekleyecek. Josef de Souza ise bir kez daha orta alanın kilit ismi olacak. 4-1-4-1'e dönüş. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra kadroda revizyona gitmesi de bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle tekrar 4-1-4-1 sistemine dönerek geçen sezonki hücum hattı olan Gezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin dörtlüsünü sahaya sürmesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın gol arayan futbolcusu da yine Mişi Batşuay'ı olacak. Aynı haber mi bu? Efendim? Başka haber mi? Aynı sayfadan devam ediyorum. E Haberin başında Oğuzhan Yedek oturacaktı. Sonuna doğru 11'e girdi. 11'i şimdi okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> muhtemel 11'i gazeteden. Kalede Ersin, Rozye, Vida, Serdar ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Josef de Souza, Gezzal, Atiba, Can, Larin ve Batshuayi muhtemel 11'de Ousmane şey yapmamış. Anladın değil mi? Tabii tabii tabii. Şimdi evet. bir ara Oğuzhan 11'e girdi, çıktı böyle bir durum oldu. Bu ama muhtemel 11'de tahmin etmemiş. Yukarıdaki şeyi unutmamış. Ayrıntıyı unutmamış ikinci yarıda. O dörtlüye dönebilir şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki yıldızı kart sınırında Wellington ile Josef de Souza eğer bugünkü maçta sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayseri Spor maçında forma giyemeyebilecekler eğer şey görürlerse kart görürlerse Beşiktaş'ta e, malumunuz Mert Günok sakat Teşiyara Montero ve Gökhan bu maçta forma giyemeyecek sakatlıkları nedeniyle demiş Foto Maç Gazetesi Akşam Gazetesi'ne bakalım. Başlığımız Kartal Yara Saracak. Beşiktaş 15. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Lig, <laughs> özür dilerim. Ligde oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Piyaniç kadroda Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teşiyara ve Gökhan Tören'in yanı sıra kadro dışı bırakılan En Sakala bugün forma giyemeyecek. Piyaniç ise kadroya alındı. Dün bir cümle bahsetmiştik gazete haberlerin gazetelerde bu minvalde haberler var diye. Piyaniç'i Çavi geri istiyor bir an işte geri gitmeye sıcak, geri dönmeye sıcak bakıyor şeklinde. Hemen yanında Umut çizmeye diye bir başlık var. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Umut Meraş'a Napoli talip oldu. Oyuncunun menajeri Kemal Can Tekin İtalyan basınına yaptığı açıklamada Napoli onunla ilgileniyor. Geçen hafta kulüple temas halindeydim ve bunu konuştuk. Ocak'ta gelir mi Napoli'ye söylemesi zor. Önce resmi teklif gelmeli şeklindeki açıklaması bugün bu sayfada yer bulmuş. Ve son olarak Fanatik gazetesi yeniden başlasın başlığını atmış bu akşam oynanacak Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi. Başkan ve camiadan güven tazeleyen Sergen Yalçın dönüm maçına çıkıyor. Yol ayrımına gelen hoca her şeye sil baştan diyecek. Kasımpaşa mücadelesi oyuncular kadar Sergen Hoca ve ekibi içinde yeni bir sayfaya başlangıç niteliği taşıyor. Şurada uyumsuz ikiliye dikkat demiş. Peki kimmiş acaba uyumsuz ikili? Abu Bakar'la süper ikili olan Larin, Batshuayi gelince geri vitese taktı. Belçikalı Santrafor da Kanadalı'ya ayak uydurdu. İdmanlar çok iyi işler yapıyorlar. Maçlara çıkınca tam tersi görünüyorlar. Teknik ekip bu kopukluğa çözüm üretirse zirveye yeniden ortak olur. Uyumsuz ikili derken Batshuayi-Larin ikilisinden bahsetmiş. Neyse onu konuşuruz birazdan. Gözler Batshuayi'de olacak. Beşiktaş'ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol bir asist oynamıştı ancak devamı gelmedi. Hemen altta Piyanic'ten sevindiren haber. Önceki gün sakatlanan ve Kasımpaşa maçında oynaması beklenmeyen Boşnak orta sahanın iyileştiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncu bugünkü maçın kadrosuna alındı. Giresun Spor karşılaşmasında Diabate'ye ya yaptığı faal sonrası var uyarısıyla direkt kırmızı kat gören Necip Uysal'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda siyah-beyaz oyuncuyu iki maçtan menetti. Necip, Kasımpaşa ve Kayseri maçlarında takımındaki yerini alamayacak bu hafta ve önümüzdeki hafta. Diğer taraftan Kasımpaşa çıkış arıyor. Süper Lig'in 19.sü son maçta devirdiği Beşiktaş karşısında seriyi sürdürüp, kazanmanın planlarını yapıyor. Son 3 maçında 1 puan alabilen Lacivert Beyazlılar kötü gidişe nokta koymak için sahaya çıkacak yeni hocası Hakan Kutlu yönetiminde demiş. Yani yeni derken yeni sayılır. Evet. Hakan Kutlu yönetiminde. Şimdi Uğur Beyciğim şu uyumsuz ikiliden mi başlamak isterseniz yoksa gazetelerin öne çıkardığı gibi e, Sergin Hoca için dönüm noktası yani öyle bir şey ben şu başlıkları okuduktan sonra öyle bir noktaya geldim ki ya tamam ya devam maçı. Öyle değil bence ama siz nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz böyle başlayalım. Sonra da maçla muhtemel 11'lerle ve şu uyumsuz ikili meselesiyle devam edelim. Şimdi Beşiktaş için 6 maçtır yenilgi, 6 resmi maçtır üst üste mağlup oluyor. Son 10 resmi maçta bir galibiyet. Gerçekten tarihinde az görülecek türden bir istatistik. Sadece Galatasaray'ı yenmiş son 10 maçlık süreçte. Bir de enteresan bir detay. Beşiktaş'ın da son galibiyeti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de son galibiyeti Galatasaray. İkisinin de ligde son 6 maçta birer galibiyetleri var. İkisi de Galatasaray'a karşı. Enteresan bir o az da az enteresan bir detay. Beşiktaş'ın son 10 maçta bir galibiyet 9 yenilgisi olduğu düşünülürse radikal hamleler yapma gerekli ortada. Basit rötuşlar değil. Büyük hareketler yapma gerekli ortada. Sergen Yalçın da Giresunspor maçına çıkarken aslında bir tık bir tık bir büyük hareket yaptı. 4-4-2'ye dönüyor. Çünkü Sergen Yalçın döneminde maç başlangıçlarına 4-4-2 görmüyorduk. Larin Batshuayi, çift santrfor, Gezda Lenkudu, 4 ofansif oyuncu. Böyle bir 11, cesur bir 11. Radikal bir değişiklik, sert bir müdahale. 20 dakika çok iyiydi ama sonra penaltı, peşinden kırmızı kart. Larin Batshuayi'nin uyumlu uyumsuz olup olmadığını ölçebilecek bir oyun değildi bence. Bu Uyumsuz... 60 dakikasını 10 kişi oynuyorsun. 45'ten sonra da zaten 45'ten sonra değil 37'den sonra Necip Kart gördüğünde Gezal merkeze Lerin sol açığa gitti. Uyumsuzluk zaten düzen yaratan... değişti. Bir ikiliden bahsedeceksek Gezal Piyaniş belki daha mantıklı olur konuşma. Oyuna evet. etki anlamında. Yoksa Larry'inle şeyin Batu Şahin'in uyumsuzluğu. Bence ölçemedik onu. Ölçebilecek kadar data yok elimizde. Ama ve lakin enteresan bir durum var. Kasımpaşa'da Son dönemde iyi gitmiyor. Teknik adam değişikliği de çok öyle direkt bir olumlu tesir yapmadı. Ee, ve onlar da geçen hafta radikal bir hamle yaparak çift santifor oynadılar. Geçtiğimiz hafta. Yorgensenle Umut Bozuğu Adana Demir Spor maçında çift santifor olarak kullandı. Ee, Hakan Kutlu. Daha fazla pozisyon veren, daha fazla pozisyon bulan, gelgiti daha fazla olan, orta sahaların rahat geçildiği bir Adana Demir, Kasımpaşa maçı izledi. Çünkü Adana Demir'in de 11 ofansifti. Stambuli, Sinan orta sahasının önünde. Yunus, Akintola, Vargas ve Asambolonga 4 ofansifle oynadı. Vincenzo Montella. Orta sahalar 2-2 kaldı. Ve çok geçirgen orta sahalarla çok hareketli bir maç oynandı. Şimdi, tabii ki Adana Demir'le oynamakla Beşiktaş'la oynamak farklı. Ama bilmiyorum kafasında ne var. Hakan Kutlu'nun Türkiye Kupası'nda çift santrifor e, kullanmadı. Tek kullandı. Ama ligde çift santrafor kullanacaksa, Beşiktaş'a çift santrafor oynarsa bambaşka bir maç olabilir. O pencereden bakıyor mu Sergen Hoca acaba? Hani Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağını öngörüyorlar. Hakan Kutlu tekrar çift santrafor devam eder mi? Bununla ilgili şu an tabii tahmin yürütmek çok kolay değil. Kasımpaşa'nın Doğucan Hayradinoviç merkezi ligdeki Doğucan Hayradinoviç merkezi de ayrıca Hayradinoviç de yetenekli bir oyuncu. Yani son derece cesur bu 11'de Adana Demir maçına götürdüğü 11. Sanıyorum Hakan Kutlu öyle bir dönüşüm yapmak istiyor. Kasımpaşa daha fazla toplu oynayan, daha fazla deneyen, daha fazla ön tarafa kalabalık giden bir takım yaratmak istiyor. Eğer o e, düşünce, o motivasyon Beşiktaş karşısında devam ederse renkli, eğlenceli, giden gelen, iki taraf içinde bol pozisyonlu, bol golü bir maç bir bu akşam. Tabii ki muhtemel 11'ler var mı? Var. Bunlar hep tabii biraz Adana Demir maçı 11'ine bakarak söylüyorum bunları. Muhtemel 11'ler mesela Kasımpaşa ile ilgili beklenti ne acaba? mesela bizi bize göre teke döndürmüşüz. Tek santrfora döndürmüşüz. Tarkan Travnik, Hayredinovic daha tutucu bir orta sahaya döndürmüşüz. Muhabir arkadaşlarımızın aldığı bilgi, edindiği izlenim içeriden bu yönde çıkacağı elbette hocanın e, takdiridir. Şüphesiz geçtiğimiz hafta birçok e, düzenli oynattığı oyuncu Türkiye Kupası dinlendirdi. İşte Yusuf'u kullanmadı, Hayredinovic'i kullanmadı, Vargayı kullanmadı, 5 attılar Alanya alt küme takımına. Biraz orada tabi moral de buldular. Herbin'in gol atmasıyla Türkiye Kupası Kasımpaşa için biraz o kadro genişliğinden faydalanma ve alternatif oyuncuların moral bulmaması oldu. O yüzden Türkiye Kupası maçında tesirini düşünerek 11'i tahmin etmek biraz zor. Ama mesela Eren Elmalı daha önce Hakan Kutlu öncesi düzenli oynayan bir oyuncuydu o kulübede artık sol bekli daha çok sağ kıpı görüyoruz. İşte orta sahada mesela geçtiğimiz hafta Travnik eksikti. Doğucan'ı gördük. bir takım farklı tercihleri var. Yorgen San Umut bir ara çift santifor kullandı. Sergen Yalçın içinde, Sergen Yalçın ekibi için rakip analizi zor bir maç olacak ama eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum. Daha çok hikaye, daha çok haber Beşiktaş'ta. İşte Serdar Saatçi 11'de bekleniyor değil mi? Doğru. Can Bozdoğan 11'de Rıdvan, bekleniyor. Rıdvan 11'de bekleniyor. Rıdvan 11'de bekleniyor. Bu belki de Beşiktaş için yeni bir hikayenin sezon içinde yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Çünkü şu ana kadar Beşiktaş yaş ortalaması yüksek bir 11 ile mücadele etti. Ve Sergen Hoca sık sık takımdaki bazı oyuncuların coşkusunun, tutkusunun, isteğinin eksikliğinden söz etti. Bu maç öyle olmayabilir. Çünkü coşku barometresi yüksek Rıdvan, Serdar, Can gibi oyuncular sahada olursa bütün bir grubu etkileyebilir. Daha coşkulu bir 11 olabilir sahada. Ayrıca artı Giresun son maçı ilk 20 dakikası da gayet coşkuluydu yani. 20 dakikalık Beşiktaş'ta da aslında giren bir beşiktaş vardı evet. iyi sinyaller veriyordu. Penaltıya kadar, penaltı pozisyonuna kadar. Ee, tekrar şeye saracak olursak, başa saracak olursak bunu elbette bir cevap vermek ya da bir başkasının aklını okumak ya da onun e, fikrine ilişkin bir şey söylemek mümkün değil ama yazıldığı gibi artık dönüm noktası mı? Diyelim ki tamamen varsayıyorum Beşiktaş bu akşam kaybetti. O noktada mıyız? Beşiktaş o noktada mı? Sergen Yalçın o noktada mı? Geçen hafta yaşananlar o güven oyu hem taraftarın hem Beşiktaş yönetiminin güven oyu bir maçlık bir kredi değil herhalde. Yani olur ya o ihtimal olursa gerçekleşirse fikriniz nedir diyorum ya birisinin ağzından konuşmak fikrini şey yapmak evet. mümkün değil. Siz de öyle mi görüyorsunuz gazeteler gibi mi görüyorsunuz? Neticeyle değil de görüntüyle Oyunda, ilgili mi? oyunla ilgili. Şimdi Beşiktaş'la ilgili Giresun maçını 20 dakikası umut vermiştir. Yönetime teknik adama da. Sergen Yaşo toplantıya oturduğunda Ahmet Nurşevi'ye toplantıya tane pozisyonu oturduğunda vardı evet. o, o e -20 aklına 20 gelmiştir de. o pozisyon. Yani 20 dakikalık iyi görüntü. Oyuncuların daha yüksek coşkusu aklına gelmiştir. Biz 20 dakika böyle oynadık ama sonrasında pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bazı aksilikler, penaltı, kırmızı kart, Mert Günev'in bireysel hatası başımıza geldi. Dolayısıyla Giresun maçı ekstrem bir müsabakaydı. Sürekli olmaz bu. Ama biz bir Oradan bir tünelin ucunda ışığı gördük diye düşünmüş olabilir. Tünelin ucundaki ışık umut vermiş olabilir Sergen Hoca. O yüzden de Kasımpaşa maçından sonraki durum skorla değil de daha çok oyunla ve görüntüyle ilgili. O Giresun maçının 20 dakikasında görüntüyü daha uzun süre sergilersin. Belki neticeye yansıtamazsın. Yine umut verebilir. Ama maçı kazanırsın. Bir şey ortaya koyamazsın. Umutsuzluğu tetikleyebilir. Pereira ile ilgili mesela son dönemde çok umutlu konuşmamamızın nedeni neticeler değil. Kesinlikle. Oyun, Tümünün ucunda ışık görünmemez. Ortaya konan oyun ve hocanın tespitleri. Evet. Aradaki şey bu, fark bu. Gelecekle ilgili bir projeksiyon yapamıyorsun. Fenerbahçe'ye bakınca gelecekte böyle oynar. Gelecekte şu departmanı geliştirir ve takımı daha üst seviyeye taşır diyemiyorsun. Bulamıyorsun o geliştireceği departmanı. Peki gelelim şimdi şey önermesine. Uyumsuz ikili ee, önermesi niye takıldım o kadar bilmiyorum da bana çok manalı gelmedi muhtemelen o yüzden. Ee, tekrar muhtemelen 11'i rica edebilir miyiz lütfen? Beşiktaş'ta geçen sezon Raşit Gezal oyunun en yaratıcı isimlerinden ismiydi diyebiliriz herhalde. Oyunun en yaratıcı ismiydi bu sezon. Bianchi oynadığı maçlarda doğal olarak ilk top hep ona gidiyor ve dağılımı, distribütörlüğü o yapıyor şefliği o yapıyor. Bu Gezal olumsuz etkiliyor. Bu uyumsuzluk bence Beşiktaş'ı daha fazla yordu. Eğer bir uyumdan bahsedeceksek ya da uyumsuzluktan bahsedeceksek rozier Larin ya da Gezal Larin ikilisinin geçen sezonki performansı öne çıkmalı herhalde değil mi? Hmm. Yani o arka direkt koşularında en çok pozisyonu yaratan ikililer bunlardı. Artık var. Gezal'dan ziyade. Evet. Haklısınız. Gezalden başlayayım. Gezel özellikle geçen sezon ikinci yarısı daha fazla merkeze penetreden bir oyuncuya dönüşmüştü. Siz hatta şunu sormuştunuz neden daha fazla içeriye kat etmiyor, neden dışarıdan denemiyor diye. Bir hafta sonra galiba o denemeleri ve golleri görmeye başladı. Evet. E sonra artırdı. Sonra artırdı. Sezonun bir son 13-15 maçı çok daha fazla merkeze penetreden, daha fazla merkeze topla buluşan, şut deneyen. Zaten belli bir haftaya kadar sıfır goldü. Galiba Gençlerbirliği maçı da başladı. Sonra 4-5 golle bitirdi sezonu içeriye penetre edip attığı Robben şutlarıyla, uzak bir attığı şutlarla. Gezel bu sezon acaba oraya için girişiyle merkeze gelme, merkeze topla buluşma, penetre etme sayıları düştü mü mesela? Gerekçelerden biri bu olabilir. Çünkü Pjanić de öyle bir oyuncu ki bulunduğu kabın şeklini alan değil, bulunduğu kaba şeklini veren. Ve bunu rahatlıkla yapan. İyi de yapan. Evet. İyi de yaptığı için de bunu yapma da diyemiyorsun. Geriye geliyor topu alıyor, hücumu yönünü belirliyor. Aynen. Devam ediyor, tekrar alıyor. Devam ediyor, veriyor, tekrar alıyor. E ne oluyor? Beşiktaş oyunun şeklini, Beşiktaş kabının şeklini Piyanuç belirlemiş doğru. oluyor. Geçen sezon biraz Gezdal belirliyordu. Biraz. Piyanuç kadar baskın değildi. Bir de Piyanuç baskın bir karakter. Dolayısıyla Gezzal acaba biraz daha oyun merkezine sağ mı itildi? Çizgiye mi itildi? Daha fazla orta yapmak durumunda mı kalıyor? Daha az mı merkezde pas trafiğine katılıyor? Sanki biraz öyle. Sanki biraz daha az şut deniyor mesela Sanki değil mi? Bu bir veri geçen sezon son bölümde bayağı şut deniyor. Oyun merkezi daha ortaya kaydı. Yani gez de sağa itti oyun. Bravo. Değil mi? Sanki biraz öyle gibi oldu. Dolayısıyla tekrar başa saracağım. Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen işleri sadece santrafor yani Atif e, Abu Abubakar'ın gidişi üzerinden okumak, sadece bunun üzerinden okumak biraz kolaycılık. Beşiktaş'ın orta sahası, oyun merkezi bütün mesele bence orada. Oraya çözüm bulamıyor Sergen Hoca. Baştan beri konuşuyoruz. Bu bahsettiğimiz evet. her konu yani piyano için varlı piyano için kötü oyuncu değil bir de elbette diyemezsiniz. İddia ettiğimiz o değil. Ancak geçen seneki uyumdan bahsediyorsak bu sene gördüğümüz kadarıyla uyumu bozan isimlerden bir tanesi. Bu illa olumsuz anlamda okunmamalı. Ama oyun merkezini ortaya çevirip ve çok iyi oyuncu olduğu için ve iyi. Ama tek başına da o yetmiyor bu sefer. Çünkü diğer parçalar, aksamın diğer parçaları biraz aksamaya başladı. Evet. Yani Rozier'lerin bağlantısı mesela koptu diyebilir miyiz? Geçen sezon arka, arka direğe koşu yapan Batu performansı burada ne kadar etkilidir? Vesaire. Bunların hepsini sayabiliriz herhalde. Belki de. rozuya sağdan bindiriyordu. Yani sadece Santrafor Ortalar üzerinde yapıyordu. Lerin oradan ikinci Santrafor koşuları Gezal yapıyordu. kat ediyordu. Ve birçok da golü arka direkte veya pozisyon. Bir anda üçlü dörtlü pozisyon. opsiyon yaratıyordu Beşiktaş. Evet. O şekilde buluyorlardı. Bu senelerin milli takımında çok formda. Gerçi Beşiktaş da formsuz değil. Elbette. Ama bir takım kötü gidince de neticeler kötü olunca da Sadece birey birey, evet değerlendirmeleri de zehirleyebiliyor. Yani şimdi 10 maç 9 yenilgi çok sert bir istatistik. Çok sert. Hangi takımda olsa Türkiye'de teknik tek adam götürür. İtiraf etmek lazım. Ama Sergen Yalçın neyse ki o kadar güçlü ki futbolculuk kariyeri ve antrenörlük kariyeriyle kredisi güçlü. Beşiktaş'ta bir ikincilik bir şampiyonluk yaptı kısa sürede ve iyi oyun oynattı. O kredisi sebebiyle 10 maç 9 yenilgiyi başka takımlarda olsa konuşacağımız kadar Beşiktaş'ta konuşmuyoruz. Çünkü Sergen Yalçın çok güçlü bir kredisi var. O tabii ki Lari'nin performansında, Gezali'de, Batuşay'da, Piyanici'de, roziyede hepsini daha fazla konuşturuyor. Hepsine biraz daha böyle gözlerimizi kısarak bakıyoruz. Daha fazla hata arıyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi kötü giden takımda sivrilmek için, kötü giden takımda iyi oyuncu olarak kalmak için bayağı iyi oyuncu olman lazım. Bu herkesin harcı değil. Çok az oyuncu bunu becerebilir. Takım kötüyken hala kendi performansını koruyabilecek çok az oyuncu var. Messi koruyabilir elbette. Kevin De Bruyne koruyabilir. Van belki koruyabilir ama her oyuncu koruyamaz yani. Beşiktaş bu kadar kötü giderken tabii bireysel performanslarında düşüyor olması çok sürpriz değil. Beşiktaş acaba toparlasa biraz sonuç almaya başlasa? biraz seri galibetler yakalasa o zaman bireysel performanslar da artar mı? Tavuk yumurta ilişkisi gibi. Muhtemelen artacaktır. Kazanmanın keyfi. Mental seviye O düşük. eski oyunu, o güçlü oyunu oynama, oynayabilmenin, tekrar sahaya yansıtabilmenin keyfi muhtemelen oyuncuların performansına da etki edecektir. Enkudu. Yoktu mesela uzun süre. Bu, bu, bu akşamki karşılaşmada Rıdvan Enkudu ile başlar mı hoca? Enkudu sağlıkta değil mi? Biz muhtemelen onları vermemişiz şey ama. Şey yok. Tolga geçen hafta Geçen hafta başlamıştı. Işte başladı. Bir e, sakatlığı yok. Sakat oyuncular arasında da saymadık. Bir kontrol eder misin sevgili Tolga? Başlar mı? Bir Enkudu, Rıdvan, Kanadı, hareketli, Ya da yine 4-4-2 yapıp, Lerini ikisini. ya da yapıp, orta sahadan mesela Atiba'yı eksiltip. Çünkü Josef Can da çok güçlü, dinamik, kuvvetli bir orta ikili olur. Yani illa orası Josef Atiba Can olmak zorunda değil. Hele ki sürpriz şu anda evet. Hele ki ama geçen hafta 4-4-2 önemiş Kasım Paşa. Öyle bir çılgınlık yaparsa. Hakan Kutlu 5'e karşı 4-4-2 yönetirse. Ya bir de sadece şöyle bakmamak lazım. Santrfor sayısını artırmak illa orta sahanda zayıfl zayıflama anlamına gelmeyebilir. Santrforlardan biri dinamiktir, dolaşandır, çalışkandır, pas trafiğine katılır. Hiç orta sahada o eksikliği hissetmeyebilirsin bile. Yok herhangi bir sakat da yok. Atletico Madrid 10 yıl 4-4-2 oynadı. 10 yıl. Diego Simeone ile. Dünyanın en defansif takımı. Yani büyükler içinde de söylüyorum. Hani devler galaktik takımlar içinde en defansif olarak başarılı olanı. 10 yıl 4-4-2 oynadı ya çift santrifor. Ama ne yaptı? İkinci santriforu genelde Griezmann'dı büyük ölçüde. Griezmann orta saha trafiğine hep katıldı. Ve orta sahayı ikili bırakmadı. Hep üçlü yaptı. Atletico Madrid bunu beceriyorsa başka takımlar niye beceremesin? ya yani i̇lla 4-4-2 demek orta sahada eksik kalacaksın demek değil. Galatasaray için hep konuşuyoruz. Çift santrifor Halil ne yaparsın. Çift santrifor Halil Muhammed yaparsın. Halil orta saha ikilisine o kadar katılır ki orta sahada eksik kalmazsın. Başarabilirsin bunu yani. Bu 11 geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın oyununu aslında vadeden bir 11. 8-9'u geçen sezon. Sağlıklı normal e, şartlarda mental olarak da fiziksel olarak da e, vadeden bir oyun. Yani şimdi şeyde şey algılanmasın. Yani hiç kötüdür bilmem ne falan filan diye. Ama eğer bu 11 ile çıkarsa bu, bugün konuştuklarımızı az önce söylediklerimizi test etme imkanı da bulabiliriz. Gezal'ın, Rozier'in, Lerin'in oyunuyla. Şimdi Vida Serdar ve Batşuay gibi iki detay var. İki önemli detay var. Eğer bu olursa yeni görüntü. Vida Serdar biri deneyimli biri genç. Biri toparlayıcı, biri coşkulu. Biri ilk topa Hamle yapacak. Hamle yapacak, biri arkasını süpürecek, biri savunmanın çizgisini belirleyecek, yönetmen olacak, diğeri uyuyacak, çırak olacak, ufalıcı semik. Bazen başarılı olabiliyor bu ikiller. Atletico Madrid'de de mesela bir Uruguaylısı vardı, Godini vardı, genç Uruguaylı'yı getirdi, onlarla ikili yaptı. Onlar milli takımda da beraber oynuyordu, sonra öbürü büyüdü Diego Simeone yönetimde. Bugün de Atletico Madrid günü herhalde. <laughs> bir yıldır konuşmadık, bugün sürekli Atletico Madrid'den konuşuyoruz, yeri geldi. Vida Serdar böyle bir uyum yakalarlarsa bazen o tutar ve gider. bozmasın, dokunmazsın yani. Bugün bir fırsat olabilir. Biraz da şanslı olurlarsa bugün belki de yürür gider Vida Serdar ikilisi. Birinci detay. İkinci detay. Batu şu ayı uçta. Batu şu ayı neyi iyi yapar? Mesela Abu Bakar'la farkları ne? Batu Şua'yı stoper arasına, stoper bek arasına koşuları çok yapar, çok sever. İyi de yapar. O yüzden çok offside düşer çok denediği için. Ama savunma dengesini bayağı bozar genelde. Bunları çok dener. Hani başarırsa Beşiktaş bir şekilde onu koşturmayı belki de bugün bir başlangıç yapabilir. Doğru koşturuyor. Abu Bakar'la Batu arasında arasındaki önemli fark ne? Geçen gün istesini verdi. Çok güzel Tolga'nın verdiği istesini karşılaştırma. Abu Bakar, Batu göre birinci, ikinci bölgede toplam 90 kez fazla topla buluşmuştu 14 maçta. Doğru. Üçüncü bölge toplu buluşmaları yakındı hatırlarsa. Doğru. Üçüncü bölgede birbirlerine yakınlar. Şut sayıları yakında. yakındı. 3 falandı galiba fark. Evet. Evet. Şut sayıları yakındı. Ama asıl fark. Rakip ceza sahası toplu buluşma sayıları yakındı. Aslında oralarda büyük fark yok. Büyük fark var sanıyoruz ama yok. Batu Şöyla bir bakar. Rakip ceza sahası toplu buluşmaları yakın. Şut sayıları yakın. Üçüncü bölge dokunma yakın. Ama en büyük fark neredeydi? Birinci, ikinci bölge topla buluşma. 400'e 300 gibi orada bir fark yaratmıştı. 100 evet. Abubakar Bakar Batu Şayla. Bu ne demek? Abubakar Bakar daha fazla geriye geliyor. Daha fazla oyuna katılıyor oyun kurulumuna daha fazla katkı yapıyordu. Abu Bakar'ın eksiklerine en çok Beşiktaş oyun kurucu Abu arıyor. Golcü Abu Bakar'ı değil. Beşiktaş oyun kurucu Abu arıyor. O artı biri arıyor yani. O artı biri arıyor. Ee, geçen sezon Beşiktaş 4-2-3-1 mi oynuyordu diyelim. 4-3-3 mi 4-3 oynamıyordu. 4-4-3 oynuyordu. Abu Bakar'la. Doğru. Abu Bakar seni 4-4-3 yapıyor. Artı bir yapıyor orta sahada. Beşiktaş işte şimdi o 4-4-3'ü oynayamıyor. Geçen sezon 4-3 değil 4-4-3 oynuyordu ya. Bu sezon onu oynayamıyor. Ama orta sahaya şimdi Can. Can Bozdoğan. Can büyüyebilir buradan. Çok kuvvetli. İkine mücadelelerde ayakta kalıyor. Topla beraber driplingle ikinci, üçüncü böyle geçişini seviyor. Denemelisin ya. Sergen Hoca da küçüktü ama Gordon Milno'nu attı sahaya bir Konya maçında. Ve elinde Zeyer gibi bir deneyimli Polonya milli futbolcu varken. Zeyer miydi? Ben bu operasyonlardan sonra hafızam artık hiçbir şey emin olamıyorum. Zayerdi galiba. O sezon transfer etmişlerdi. Büyük yatırım yapmışlardı. Milli futbolcuydu. 18 yaşındaki Sergen'i koydu. Onu yedek bırakıp. Hocanın kendisi de şaşırdığını anlatıyor zaten. Değil mi? Kendisi de şaşırmış. Evet. Ama sonra devam etti. Sergen oynamaya devam etti. Yani bazen yaparsın bunları. Bugün Rıdvan, Serdar, Can'a da böyle bakmak lazım. Özellikle Solbeki Umut ilgili olarak Beşiktaş'ın hani İtalya'ya gitme menajerinin açıklamaları var vesaire. Napoli için kötü haber. Napoli yani olur olmaz transfer o yöneticilerin ve de oyuncuyla kulübün bileceği iş. Beşiktaş'ın Rıdvan opsiyonu hem hücum hem savunma anlamında tamam tecrübe eksiği olabilir ama hem hücum hem savunma anlamında hem kadem anlamında bilmiyorum öyle bir kıyaslama çünkü ikisini de kıyaslayacak kadar veri setimiz oluştu herhalde maçlarda evet. izlediğimiz kadarıyla kıyaslasanız sizce ne taraf ağır basar? Somutla şeyin form durumuyla Rıdvan, değil mi? Umut Meraş korkunç. Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Özellikle, Özellikle defansif çok defansif. hata yapıyor. Ee, tahmin ediyorum Rıdvan formayı bir daha bırakmaz. Napoli'de 30 sene sonra şampiyonluk yarışı yapıyor. Ee, yani isterim de şampiyon Maradona'dan dolayı da ister istemez bir şeyimiz var. Gönül bağımız var. Umut Meraş umarım gider başarılı olur ama. Giderse yani. Roziye, Beşiktaş'ın diğer... Ee... O zaman En Sakalı'yı affedecekler demektir değil mi? Umut gideceksin. Belki de devre arasında farklı bir takviye Üç sol bek var ya. Yani sol beke da... mi? Yapmazlar bence. Yani Umut ayrılacaksa, En Sakal'a kadro dışı kalacaksa. Ha o zaman tamam. Belki de o da planları... Ama geçen de hatırla En Sakala'ya Sergen Hoca mesaj evet, vermiş evet. falan böyle bir haber okumuştuk. Kendini tekrar kendini kazandırma imkanı tanımaya ha, tanıyabiliriz şeklinde. rozye geçen sezonki performansının altında başladı ancak takımın diğer parçaları gerilerken rozye yukarıya doğru çıkışını sürdürdü diğerlerinden bağımsız olarak. Belki de tek şey olarak gösterebiliriz herhalde değil mi? Örnek ayakta kalan. ayakta kalan diyebiliriz Rozier için. Belki John Rozier, Joseph biraz direniyor çok değil mi? Çok yalnız kalıyor. Ayakta kalıyor çok ama yalnız. yalnız kalıyor. Ama geçen sezonki seviyesinin çok altına düşmedi. E, direnmek zor böyle bir durumda. Ya dediğim gibi 10 maç 9 yenilgi bugün Manchester City 10 maç 9 yenilgi alsa bugün Paris Saint Germain 10 maç 9 yenilgi alsa işte kim şu an çok iyi gidiyor? Bayern Münih 10 maç 9 yenilgi alsa bütün futbolcuları tartışırız. Parça parça ederiz yani. Orada ne Thomas Müller'i kalır, ne Lewandowski'si kalır, ne Messi'si, ne Mbappe'si ne neyin Düşünsene, 10 maçta 9 maç kaybediyor Münih. Parçalarsın hepsini, mahvedersin. Çok doğal yani, birey bireyde performansların düşmesi zaten takım performansla birey performansını birbirinden bağımsız değerlendirmek de o kadar zor ki takım düşünce bireyler evet. düşüyor, bireyler düşünce takım da düşüyor. Çünkü bu bir 11 kişilik spor, takım sporu, grup sporu o anlamda Rozier'in bir miktar ayakta kalıyor olması bile başarıdır yani. Çünkü herkesi darmadağ eder 10 maçta 9 yenilgi. Bir yerde onu çevirecek Beşiktaş. Çevireceği yer bugün müdür? Bir yerde çevirecek. Giresun maçı 20 dakikası bir kez daha altın çiziyorum. Gireyim, Giresun maçı, maçı 20 dakika sever Mesela ben bu hafta Sergen Yalçın yerinde olsam oturur oyuncuları 20 dakika izletirdim. Yani bakın biz bunu yapabiliyoruz. Yani kötü değiliz. Sonra bazı talihsizlikler yaşadık. Bıraktığımız yerden 20 dakikadan devam edelim derdim. Oyuncuları da iyi hissettir. Son birkaç maçtır. 2-3, 3-4 maçtır. Muhtemel 11'lerde geçen sezonun aksine. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı hep tahminler doğrultusunda Beşiktaş 11'de çıkıyordu. Bu sezon e, özellikle 3-4 maçta o sakatlık. 11-12 oyuncunun sakatlık yaşadığı dönemden sonra. Son 3-4 maçta pek beklentiler, pek muhtemel 11'ler doğrultusunda çıkmıyor Sergin Hoca. Ama bakalım bu akşam bu 11'de mi çıkacak? Ben sanki Ler'in yerine Enkudu tercihi de olabileceğini. Yani burada benim tek şeyim. Ben yani de 4-4-2 başlayabilirim. Değişecek olacak dese, Lerin yerine Enkuduyu tercih eder gibi geliyor bana. Çünkü 4 -4 çok istekli olmaz mı? Atiba'yı çıkar. Enkuduyu sola koy, Lerin ileriye. E peki orta sahaya takviye kim verecek? Canda. Orta da... saha Josef Ça. İşte yine eksik kalacağını düşünüyor muhtemelen sergi Önce. Çünkü tekrar söylüyorum, Yo, e, asıl sıkıntı bahsettiğiniz Abubakar performansı da yine orta saha için. Anlatabiliyor evet. muyum? Be Beşiktaş bu sene orta sahadaki eksikliği çözemiyor. Santrafor değil, orta saha. Benim kanaatim. Dolayısıyla bilemiyorum orta sahada hoca nasıl bir şey yapar. Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağı da ilgili tabii ama. Onlar 4-4 kim ceza olacak? Almış mıydı 4, Hakan 3, 3, Mi? Şey maçında... Adana'da kart gördü değil mi? Kenardaymış. Maçta. Yok mu kenarda? Bu Ha şey kupa maçında evet. Bir, bir bir maç mı ceza almış Hakan Hoca? Kupa ha, maçında maç çekmiş pek. mi cezasını? Evet. Alanya-Kestel maçında. Evet. Bir maç cezası varmış. Dolayısıyla bu şeyde maçta takımın başında olacak Hakan Kutlu'da. Değil mi Tolga? Yanlış söylemiyorum. Doğru duydum. Ha tamam. tamam. Dediğiniz gibi Kasımpaşa'nın da nasıl bir oyun oynayacağı belirleyici olacak. Beşiktaş'ın kırılganlığını tetikleyebilecek bir 11 ve de oyun tercih edebilir. Çünkü şey maçında gördüğümüz gibi en son Giresun maçında gördüğümüz gibi o kırmızı e penaltı pozisyonundan sonra Beşiktaş çok çabuk kırılıyor. Geçen seneden en büyük farkı da bu. O özgüven, o şey biz bu oyunu her türlü çeviririz. Eninde sonunda ben bu golü bulurum, öne de geçerim o coşku geçen yıla göre tabii ki doğaldır bu gelmeyince. Evet, neticeye gelmeyince biraz kırılganlığın şeyi arttı, dozu arttı. Kasımpaşa'nın da bunu kullanması muhtemeldir. Şüphesiz ama neticeye gelirse de çünkü daha önce bunu yaptığını bilen Seri galibiyetler takım. yakalarsa da pekala o kırılganlık çözülür. Yani ben her şeye rağmen hala mesela Joseph Can orta sahasıyla pekala süperlikte mücadele edebileceğinizi ve fiziksel olarak mücadele anlamında eksik kalmayacağını düşünüyorum. Yani herkesin 3 orta sahayla oynaması gerektiğini düşünmüyorum. Yani o zaman yani sezon başı hep söylüyorum ya bunlar gizli bir yerde buluşuyor herhalde hani tek ki, zaman... direktörler. İmza atıyorlar. <laughs> 4 2 3 1 oynayacağız veya 4 1 4 1 oynayacağız diye gizli bir yerde gizli ama, mafya anlaşması. Omerta gibi herhalde kimse çift santrafor oynamıyor. Yani tekrar Atletico Madrid örneğini vereyim. Avrupa'nın galaktik devleri içinde en iyi savunma yapan takım Atletico Madrid 10 yıl 4 4 2 oynadı. Olabiliyor yani oynayabiliyorsun ve hala defansif olarak açık vermeyebiliyorsun. 4-4-2 derken neden demin Atiba'yı çıkardık kimi koymuştunuz yerine? Enkudu sola Larin öne. Peki Beşiktaş'ın nasıl diyelim alameti farikası rakibi kendi önce kendi yarı sahasına etmek ondan sonra kendi ceza sahasına sıkıştırmak ondan sonra da öyle ya da böyle pasla hızla duvarla vesaire bir şey, sıfıra inerek dar alanda paslaşarak ya da uzaktan vurarak öyle ya da böyle golü bulmasıydı. Şimdi burada da tabi atak sürekliliğini sağlayabilmek için takımın geri kalanının da doğru dizilmesi ve de doğru zamanda doğru baskıyı yapması gerekir. Eğer öyle çıkarsa o oyunu oynamak isterse o, e, santrafor oynayan oyunculardan bir tanesi hem şey yapacak ileri koşacak hem e, geri koşacak bir de Tabii. geri de yarı sahaya çıktığını düşünün savunmayın. O kurguda bir şey yaşar mı sizce? Bir sıkıntı yaşar mı Beşiktaş? Şimdi bu bahsettiğiniz şey hani atak e, tamamlanamayan ataklarda dönen topların çabuk kazanılması detayı değil mi? Çabuk kazanamazsanız tekrar edemezsiniz. Evet. Atağınızı Hücum şansı demez. verirsiniz rakibinize ve ondan sonra atak sürekli sağlayamazsınız. Beşiktaş'ın Bunun için, yaşadığı en büyük sorun da o. Kaybettiği sezon, her top var. kalesinde heh, bu sezon. Po Bunun için oluyor. işte bazı şimdi, buçuk oyuncular vardır. Ben onları buçuk oyuncu diyorum. Ee, forlar, çift santrifor oynuyorsanız biri buçuk olacak. Orta saha özellikle olacak. Dokuz buçuk. O orta sahadaki o eksikliği tamamlayacak. Kaybettiğiniz toplarda basma özelliği olacak. Mesela işte onu larin yapacak. Bir tane stoperiniz buçuk oyuncu olacak. İlk topa baskıya gelecek. Wellington geliyordu daha önce. Mesela şimdi Serdar gelecek. O kaybedilen toplarda Serdar orada olacak. Mide arkasını süpürecek. Çözebilirsiniz bunu. Çözebilirsiniz. Yani bir, bir binlerce örneği var bunun tarihte. Bunu başarmış. Binlerce de örneği olacak. Beş da başarabilir. Mesele bloklar arası bağlantıyı açmama. Blokları birbirine yakın tutmak. Eğer bloklarınız birbirine yakınsa takım boyu işte burada kritik oluyor. Peki. Takım boyunu biz sanki hücumla ilgili bir şey zannediyoruz. Takım boyu kaybettiğin topta. Şimdi şöyle son bir e, projeksiyon yapıp bitireyim. Buyurun. Gegen Press işte dünyada şu anda bir numaralı popüler futbol felsefesi değil mi? Karşı pres, Counter Press. Nedir bu? İşte topu kaybettiğin anda orada kalabalık olma, tekrar kazanma. Topu kaybettiğin anda rakip kafasını kaldıramadan hemen orada kalabalık olup topu geri kazanıp rakibi dengesize kalma. Liverpool bunu çok iyi yapıyor. Hı hı. Bayamik çok iyi Nasıl yapıyorlar? Nasıl? Topu kaybettiği yerde kalabalık nasıl olursun? Bir takım boyun kısa. Topu kaybettiğin yerde bir defa hücumlu orta saha arasında 20 metre varsa sen orada kalabalık olamazsın ki. Yani orta oyuncular sahada, birbirine yakın oluyor. Oyuncular zaten. dikey olarak birbirine yakın. Bir, iki yatay olarak birbirine yakın. Bekler de içeri giriyor Liverpool'da. Trent'i sürekli orta sahada görüyorsun. Boşuna görmüyorsun onu. Andrew Roberts'ı sürekli içeride görüyorsun. Merkez oyuncu gibi görüyorsun. Manchester City'de Cancelo Sadece Santra'da bekle. Sadece santrada bekle görüyorsun. Ondan sonra hep orta saha gibi geliyor. Diyorsun ki anlamıyorsan hemen sırsızlığı ilk defa izliyorsan bu kansele ne oynuyor diyorsun. Merkez orta saha mı oynuyor? Veya bayağı Münih'de kimih İlk defa Bayern mı izliyorsan bu kimik sabit değil mi diye santrada sonra sanki orta saha gibi oynuyor diyorsun. Niye yapıyor bunu? İşte kaybettiği yerde kalabalık olmak için. Hem dikey hem yatay olarak mesafelerin yakın olması lazım. Topu kaybettiğin yerde kalabalık olman için kuş sürüsü gibi hareket etmen lazım. O bağlantıların kopmaması lazım. Beşiktaş'la dolayısıyla topu kaybettiği yerde kalabalık olmak. Sadece dikey bakmamak lazım sahaya. Takım boyu sadece değil önemli olan. Takım eni de önemli. Rıdvan ve Rozie de içeri girecekler ve topu kaybettiğin yerde onlar da olacaklar. Sağdaysa Roziye, soldaysa Rıdvan. Beklerin de orta sahaya yaklaşması önemli. Çağdaş Futbol bunu da istiyor. Aslında Manchester City, Johan Cruyff'un total futboluna en yakın şeyi yapan takım evet. herhalde. Kesinlikle bir bütün halinde gidiyorlar. Bir bütün halinde oraya her yere saldırıyorlar. O çılgınca oyuna en yakın şeyi oynayan, oyunu oynayan galiba Manchester City diye bir şey. Total futbol çok çılgın bir boyutu onun. Evet. Ben de tabii izlemek nasip olmadı. Bir gün kulakları için nasıl? Rıdvan Jola programdayız. Konuştuk konuştuk. Rıdvan Jola dedi ki ya benim yaşım tutmadı. Ben izleyemedim. Siz herhalde. O yüzden böyle ahmakça bir şey yapmak istemiyorum. Benim de yaşım <laughs> tutmadı. Cruyff dönemini ben yani Cruyff'un e, oyunculuk döneminden bahsediyorum. 74 Hollanda'sı, 70'lerin ayaksını tabii ki ben de izlemedim. Ama bir takım videoları var internette, merak edenler izleyebilirler. Ya topun olduğu yere Çılgınlar öyle bir gidiyorlar gibi. ki, bütün takım pozisyonunu boşaltıyor. 8-9 kişi, şu anda tabii böyle bir şey mümkün değil. 8-9 kişi de boğmaya gidiyorlar. Ama tamam o çılgınca, o artık 2020'lerde uygulanabilecek bir şey değil. 50 yıl önce Rinus Nusmihaz... Bugünün temelini oluşturdu işte. Temel atmış. Şu an uygulanabilir mi? Hayır. Pek mümkün çılgın değil. mı çılgın <laughs> Çılgın evet. delice mi delice ama e, bugünkü daha makul oyunun daha matematiği olan gelişmiş oyunun temelini atmış. Peki e, değerli izleyenler diğer takımlarımıza da değineceğiz ayrıca yarın Almanya'da Bundesliga'da önemli bir karşılaşma var der klasiker yani e, Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ona da değineceğiz e, ama bir ara verelim ardından hepsi. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Bizim ligimizde 15. hafta bu akşam başlıyor. Bu akşamki Kasımpaşa-Beşiktaş maçını az önce değerlendirdik. Şimdi diğer takımlarımıza, diğer haberlere geçmeden yarın saat 20.30'da oynanacak Borussia Dortmund-Bayern Münih. Bundesliga'daki en önemli karşılaşmalardan, eşleşmelerden, derbilerden bir tanesi. Der klasiker dedikleri. O konuyu da değerlendirelim. 10 maçın öncesinde de bakalım neler var neler yok onu da toparlayalım sizler için. Şimdi eğer merak ediyorsanız ya bu... Tarihsel perspektifi nedir bu işin? Sigar'ın internet sitesinde e, çok güzel bir makale var. Biraz uzun ama şey yaparsanız videolarla desteklenmiş, vakit ayırırsanız e, hani baya derinlemesine tarihsel perspektifi ortaya koymuşlar. Benim dikkatimi çeken birkaç paragrafı oldu. Müsaadenizle onu okuyacağım sizlere. E, şöyle. Dünyadaki diğer derbilerden ne farkı vardır? Bunu açıklıyor. E şunu bilmekte fayda var demiş. Der Klasiker, İspanya'nın El Klasikosu, Arjantin'in Süper Klasikosu ile sadece isim benzerliği taşır. Doğa olarak, doğası olarak tamamen farklıdır. Bunlardan diğer yandan Milan derbisi ya da Glasgow derbisi, ya da İngiltere'nin kuzeybatı derbisi bunlarla kıyasladığında onlarla da aynı değildir. Benzer yanları vardır ama aynı değildir. Peki nedir? El Clasico'nun tarihinde aslında çok keskin ifadeler kullanmışlar şeyde. Makalede El Clasico'nun tarihinde Real Madrid İspanyol milliyetçiliğini, muhafazakarlığını ve ulusal sermaye üzerindeki merkezili e, merkeziyetçiliğini temsil ettiği için aslında oldukça politik bir derbidir. El Clasico diyor. Diğer tarafta Real Madrid'in karşısında Barcelona e, kendilerini katılan milliyetçiliğinin ve ilerici inançların bir temsilcisi olarak konumlandırdığı için bunun siyasi boyutu daha ağır basmakta El e, El Clasico'nun. Arjantin'de ulusal rekabet, rekabet ulusal düzeyde evet süper klasikoda. Ancak buradaki ulusal rekabette Buenos Aires yani başkent merkezli oradaki ayrı e, ayrı olan kısımda bu. İskoçya'nın Celtic ve Rangers takımları coğrafik olarak birbirlerine yakın ancak onların arasında dini ve mezhepsel farklılıklar var. Evet coğrafi olarak yakın ama aslında birbirine zıt kutuplar demiş. E coğrafi yakınlık konusu Milan Inter derbisi ee, İngiltere'deki Liverpool Manchester United yani Kuzey Batı derbisi ee, ve hatta Dortmund Schalke onun Almanca şeyi neydi? Ruhr. Ha, Ruhr derbisi. Ee, bunlardan da diyor ayrılır. Bunların ortak özelliği nedir? Aynı şehrin birbirine yakın, iç içe geçmiş coğrafi bölgelerin ve özellikle Dortmund Schalke içinde aynı e, coğrafi bölgeyi paylaşan, aynı işi yapan emekçilerin, işçilerin korkunç bir profil olarak aktarmış onu. Coşku ve de arzu olarak o grubu öyle nitelemiş. Bunlardan da ayrılır. Nedir diyor bunlardan ayrılan? Uluslararası arenadaki en ulusal ve uluslararası arenadaki en başarılı sonuçlara ulaşma mücadelesi. Birbirinden ayrı şehirler olduğu halde iki farklı şehir, iki farklı ağırlık noktası. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda birbiriyle rekabet, işte bu rekabet diyor der klasikleri öne çıkartıyor. Tabii yani özellikle son yıllarda. Özellikle son yıllarda evet. Çok Çünkü, güzel tarihsel boyutunu da aktarmış. Evet, harika, harika, harika güzel bir, özel. bir makale. Harika bir özet. Çünkü birinci Bundesliga kurulurken her kentten bir takım davet ediliyor. O zamanlar Münih'in en büyük takım 1860. Bayern Münih birinci Bundesliga'nın kurucularından değil. <laughs> Enteresan değil mi? Evet. Şaşırtıcı. Veya Borussia Dortmund 90'lı yıllarda evet çok parlak bir dönem geçiriyor. Ama daha öncesinde mesela küme düşmüşlüğü var. Çok büyük sıkıntılar yaşadılar. 2000'li yıllarda iflas edip tekrar küme düşmenin eşiğine gelmişliği e, var. Bayağı Münih'ten kredi aldılar vesaire. Bu sonra şeyde... toparlanmalarında tabii bayağı Münih'ten aldıkları 2 milyon, küsür... milyon euroluk evet. borç çok meşhurdur. Çok popülerdir. Dolayısıyla mesela 70'ler küme düşmüşlüğü dönem, 90'lar parlak devri. 2000'ler tekrar küme düşmenin işine geldi dönem. 2010'lar Klopp'la beraber, Lewandowski le beraber tekrar bu değerli klasiklerin Der klasikler, klasikler oldu. Ya 2010'lardan itibaren tekrar aslında hayatımıza bu kadar güçlü bir şekilde girdi. Der klasikler Dortmund'dan ama... Dortmund'dan önce de Mönchengladbach'la çekişme. Daha sonra Dortmund daha başarılı bir kulüp evet. haline gelince takım değişiyor. Ama Bayern Münih o eşleşmede Tabii. değişmeyen taraf oluyor. Gladbach benim çocukluğumda da büyüktü. Evet. Yani e, Almanya'nın devlerinden biriydi ve kupa bir şampiyonlukları da var. Bizim kuşak olarak bir seferde Borussia Mönchengladbach <laughs> diye telaffuz edebiliyor olmamız çocukluktan kaynaklanıyor. Evet, bu kadar çünkü çok çünkü büyüktü dev. He. Gladbach. Her günü konuşulurdu gazetelerde vesaire. Yine 90'lı yıllara yani iyi oldukları döneme dönersek Mateus Andreas Möller çekişmesi var. Milli takıma da yansıyan bir meşhur bir kare var. Mateus Andreas Möller'e ağlama hmm. işareti yaptı. Oliver Kahn'ın Stefan Schapuzata Attığı uçan tekme var. Yine bu rekabette çok ikonik anlardan Nereden geldi biridir. Nereden Onları yaşadık. Bunlar çok yakın tarih. Bu yakın tarihte bunlar iki takım arasındaki rekabeti güçlendirdi. Evet. Ee, Kaan Şapuzat olayı, Mateus Andreas Möller olayı. Ama Klopp Guardiola döneminde de tabi zirve yaptılar. Hankes Klopp çekişmesi de var. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. iki takım. Borussia Dortmund Bayern Münih finali söz konusu oldu. 2010'lardan sonra gerçekten bir ara sadece Alman futbolunu değil, dünya futbolunda zirvesi oldular. Bu karşı pres terimi zaten Alman kaynaktır. Gegen pres terimi zaten Alman kaynaktır. Dünya futboluna yoğun verdiler. İnovatif bir lig haline geldi Bundesliga ve Premier Lig bile lokomotif olarak arkasından çekti. Bugün de 2020'ler itibariyle aslında bu inovatif yönünü koruyor. Zaten iki önceki şampiyonlar şampiyonu hala Bayern Münih bu sezonunda güçlü favorilerinden 5'te 5'te gidiyorlar. Ligde birinci ile ikinci konumdalar. Biri 31, biri 30. Bu da tabii maçın heyecanlı eğlencesini artırıyor. İkisi de toplu oynayan bir felsefe. %60'ın üzerinde ikisi de toplu oynayan takımlar ve yine bu derbiyi şu anda çok heyecanlı hale getiren bir şey. Belki de dünyanın kimilerine göre en iyi, iyi, en iyi iki santriforu ama en azından 5'te ikisi diyebilirsin. Lewandowski ve Haaland'ın karşı karşıya önce olması. Haaland iyileşti başlayacağı tahmin ediliyor. Lewandowski Haaland rekabı. Gol krallığında da ilk iki. Haaland da golle döndü. Müthiş bir heyecan tabii. Marco Rosa, Nagelsmann iki tane yaratıcı hoca. Lewandowski, Haaland iki tane süper santrfor. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olacağı bir der klasike. Peki nasıl bir maç olmaya aday? Nasıl bir maç geçecek? Tolga editörümüz çok güzel istatistikler hazırlamış. Dortmund ve Bayern için. Hemen karşılaş, karşılaştırmalı istatistiklerle başlayalım hızlıca. Öncelikle sezon sezonluk yani şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda ortaya çıkan istatistikler Bayern Münih 42 gol atarken Borussia Dortmund'un 33 golü var. 194 şutta 104 isabet bulurken Bayern 146'da 72 isabet bulmuş ve yine o isabette şutu gole çevirme istatistiği şeyin Dortmund'un 5 puan daha yukarıda olduğunu, önde olduğunu söylememiz lazım. Ama tabii yarattığı pozisyon anlamında da net bir şekilde 30 pozisyon daha yukarıda. Bayern Münih. Gol beklentisi 25.6, 38.1. Herhalde bu gol beklentisine de 146 şutta 72 isabet, 194 şutta 104 isabet. Aradaki o isabetli şutlardaki isabet herhalde gol beklentisinin arasındaki farkı bize ortaya koyuyor değil mi? Gol beklentisi kadar da atmış zaten Bayern. Dortmund bayağı üstüne çıkmış. Evet. İsabetli gidiyorlar. Yüksek isabetli evet. Oynıyorlar. Yenilen goller 19'a 13. Daha az gol yemiş. Çok iyi defansif olarak Bayern. Gol yemeden bitirdiği maç? Bayern defansif olarak çok daha evet. iyi bu sene. Kalesinde gol beklentisi. Burada da çarpıcı bir şey var. Farklılık var. Dortmund kalesinde 20.3 gol beklentisi oluştururken 10.3 neredeyse hani kalesinde oluşan gol beklentisi kadar şey yemiş Dortmund ama Bayern ha Bayern de 3 fazla yemiş değil mi? Pardon ben yanlış gördüm. Diğer istatistiklerde rakip ceza sahasında topla buluşma 39'a 27 olarak yine Bayern lehine ağır basmış. Duran top gol istatistikleri bakalım Almanya'da nasıl olmuş. Dortmund duran toptan 8 gol bulurken Bayern Münih 10 gol üretmiş. Duran toptan Dortmund 7 gol yerken Bayern Münih sadece 1 gol yemiş. Onu da kornerden. Ciddi bir fark değil mi? Ciddi bir fark evet. Kornerden 4 gol atmış. Serbest vuruştan 3, penaltıdan da 2. Dortmund'un burada penaltı istatistiğini bayağı yukarı çekmiş. Duran topta. Yedi goller bunlar. Yok yok. Attığı gollerde. Penal, ha, evet, 5 penaltı kullanmış. tamam. Yani penaltıları çıkarırsan Duran toplardan 3 gol atmış Dortmund. 5 gol yemiş. Savunma zaten üçlü oynuyorlardı sezonun başlangıcının önemli bölümünde. Hatta Beşiktaş'a karşı ilk maçta da üçlü oynamışlardı. Şimdi son dönemde dörtlüye döndüler. Defansif problemleri çözmek için onlarda da çağrı arıyorlar. Humel Sakanji, önünde bir Emre Can Davut bloğu ile beraber daha güçlü bir blok oluşturmaya çalışıyor. Marco Rose defansif problemleri çözmeye çalışıyor. Oynadı oyunu itibariyle Bayern Münih şampiyonlar liginde de yarattığı fark da Dortmund'un bir seviye üzerinde tabii ki şüphesiz ki. Bayağı Münih 5'te 5 yaparken Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde terfiye şimdiden veda etti. Ajax'a iki maçta da yenildi. Beklenmedik bir şey. Aslında gruptan hani çıkması beklerdi. Sporting'in bu gruptan çıkması, Dortmund'un yere çıkması biraz sürpriz oldu. Gollü bir maç beklentisi bir son maçlara Dortmund zaten sürekli golüyor. Gollü bir maç beklentisi şey gollü bir maç olabilir derken sıradaki grafiği getirelim ekran ekranlarınıza atılan gol dakikaları. Şöyle bir bakınca ilk tepkim şu oldu ya arkadaş ne yapıyorsunuz? Bayern'de değil mi özellikle? Yani her yerde atmışlar. Evet. Yani 15'er dakikalık slotları ayırmaya gerek yok. Her yerde atmışlar yani. Tabii en çok 31-45 arası gol atmış. Ee, bayan Bayern, Borussia Dortmund'sa ilk ikinci yarının başlangıcında 10 golle en çok gol bulduğu yer olmuş ama ben yani dediğim gibi Münih Zaman ayırmadan şey yapabiliyor. Peki yenilen gollere bakalım. Burada da yine tam tersi bir tablo çıkacak meydana. Maçın ilk yarılarında bir gol görmüş sadece. İlk yarılarının ilk 30 dakikalık diliminde. Son bölümlere göre ilk yarının son 15 dakikasında biraz düşmüş galiba oyundan ki 3 tane gol yemiş o bölümde. 3 evet. diyorum. Toplam 5 yani ilk devrelerde. Evet toplam 5. 13 devrelerde. maç oynadılar değil mi? Evet. 13 maçta ilk devrelerde toplam sadece 5 gol yemiş. Kaç dakika yapar? 585 dakikada 5 gol. İlk yarılarda. Müthiş. Defansif olarak çok iyi seviyediler. Futbol olarak başka bir noktadan bahsetmek gerekir herhalde. Peki her iki takımın golcülerinin kıyasına da bakalım. Gelsin ekrana. Haaland ve Lewandowski. Buyurun. Haaland tabii sakatlık geçirdi. Ve da, oynadığı dakika itibariyle Lewandowski'nin neredeyse yarısı. Hatta neredeyse tam yarısı. O yüzden dakika başı performansa baktığınız zaman Haaland Lewandowski'nin önünde. 56 dakikada bir gol atıyor. 78 dakikada bir gol atıyor Lewandowski. Yani. 14-10 Lewandowski önde gol Kralında ama Haaland 6 maç kaçırdı. Hatta son maçta çok kısa süre oynadı. O yüzden bu genç Ekisi. adam İnanılmaz bir istatistikti. Zaten birbirinden farklı tipte oyuncular diyebilir miyiz? Lewandowski ile hmm. Haaland. Çünkü e, ikili mücadele nasıl kıyaslarız? Oranları da kutu bitiriciliği inanılmaz. Evet. Yani cezalının içinde gerçekten öldürücü bir bitiriciliği var. Vücudun neresiyle topla buluşursa buluşsun, topuyla, ayak ucuyla, sırtıyla, diziyle o top bir şekilde çerçeveye gönderiyor. Haaland uzun boyuna rağmen enteresan bir Kısa mesafede uzun mesafede sürat yakalıyor. Yıkıcı. Evet. Tarzları evet birebir benzemiyor ama ikisi de tabii süper bitirici. Bu sezonun sonunda bir serbest kalma maddesi var Haaland'ın 75 milyon euroya serbest kalabiliyor. Bu arada kontratı sürüyor. Yani Türk spor medyası bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bu Dortmund'da 2024'e kadar kontratı var ama kontrata 2022'de 75 milyon euroyla bir ara opsiyon koymuşlar. 75 milyona serbest kalabilir diye. Real Madrid çok ciddi ilgili. Manchester United ilgili. Manchester City ilgili. Manchester United'ın Ranyik'i alırken hatta Haaland'ı ikna edersen sana da 10 milyon euro dediği iddia ediliyor. Bildin iddia. Evet. 75 milyon euronun yanı sıra işte menajerine 40 milyon euro, babasına 20 milyon euro falan böyle rakamlar tarafız ediyor. Ne kadar gerçektir bilmiyorum. Bon servisinin öyle 70, sadece 75 olmadığı 150 200 aralığında bir yere çıkacağı. Haaland'ın da tabii fantastik maaş serisi söylüyor. Bayağı maliyetli bir oyuncu. E bu maliyetleri de kaç takım karşılayabilir? Real Madrid karşılayabilir. Real Madrid Mbappe'yi alabilirse Paris Saint-Germain Haaland'a yönelebilir. Manchester United karşılayabilir. Manchester City karşılayabilir. İşte yazın herhalde bu takımlar arasında büyük bir rekabet olacak Haaland'la ilgili ve evet futbolun gidişatını etkiler. Haaland'ın hangi takıma gittiği önümüzdeki sezonlarda şampiyonlar giden kaderini etkiler. Yani bunun için bunu söylemek için müreccim olmaya gerek yok. Söylediğimiz gibi yarın akşam saat 20.30'da oynanacak Borussia Dortmund Bayan Bayern Münih yani Der Klasiker karşılaşması heyecanlı bir maç olacak. Gollü bir maç olmaya namzet aday. Keyifli bir karşılaşma olmaya aday. Biz şimdiden sizlere duyuralım. Tavsiye etmiş olalım. Bin Sports ekranlarından izleyebileceksiniz. Bundesliga tüm maçları olduğu gibi bu karşılaşmayı da. Bild gazetesinden bir başlığımız var. Tayfun Hoca'yı da Tayfun Korkut'u da e, Bild gazetesi habere başlığa çekmiş. Yeni Hertha başlığı atılmış ve Tayfun Korkut'un takımın başına geçtiğini, bu antrenmana çıktığını bu fotoğrafla okuyucusuyla paylaşmış. Evet, önceki gün sabah 8.30 antrenmanıyla göreve başladığını biliyoruz. Çok yüksek disipliniyle tanınıyor Alman kamuoyunda. Ee, makine düzeni yarattığı, belki yaratıcılık konusunda, hani takımlarının yaratıcılık konusunda tartışılır. Çok ofansif olarak zengin takımlar yarattığı tartışmalar, defansif olarak disiplinli, grup halinde hareket edebilen, çok çalışan, iyi çalışan sağ saha içinde de hep mücadelesiyle, kuvvetiyle, bir arada hareket etme becerisiyle öne çıkan takımlar yaratmıştır. Hannover de bunu yaptı. Leverkusen, Stuttgart, Her taberinde de onu yapması bekleniyor. Bobic'le uzun süreli bir ilişkisi var. Beraber top oynamışlıkları var. Stuttgart'la beraber çalışmışlıkları var 10 yıl önce. Şimdi tekrar burada buluşuyorlar. Dolayısıyla yönetimin güveninin arkasında hissetmesi, bir proje için oraya getirilmiş olması gurur verici Tayfun Korkut'un. Her Berlin çünkü yolunu ayırdığı tek direktör Pal Dardai orada ikinci dönemiydi ve çok sevilen, çok güvenilen bir tek direktör. Pal Dardai ile yolları ayırıp yeni bir projeye başlamak istiyorlar. Tayfun Korkut'un da bunu yapabileceğini, başarabileceğine inanıyorum. Hertha Berlin ligin az toplu oynayan takımlarından biri. %44 toplu oynuyor az gol atan ve az gol beklenen yaratan yani hücum anlamında ligin en az gol beklenen yaratan takımı. 12.9 sadece Hertan'ın yarattığı gol beklentisi. E, Tayfun Korkut'tan bunu artırmasını bekleyecekler çünkü çok düşük yarattığı gol beklentisi. Kısa vadede bazı e, kımıldanmalar, sihirli dokunuşlar yapmıştı göreve geldiği takımlarda. Umarım Hertha Bende de yapabilir ki ilk maçın da Stuttgart olması kaderin garip bir oyunu. Bakar orada e, oynamış futbolcu olarak, orada çalışmış antrenör olarak U19'da eski kulübü, çok iyi ilişki bir kulüp. İlk maçında onlara karşı olması kaderin garip bir oyunu. Başarılar dileyelim e, Tayfun Hoca'ya da bundan sonra hem pazar günü Stuttgart maçında hem de kariyerinde e, Hertha Berlin'de önemli bir görev. Diyelim ve bir ara verelim değerli izleyenler. Ondan sonra tekrar aranın ardından tekrar yurt içine döneceğiz ve gazete başlıklarından, gazetelerden, bizim takımlarımızdan haberlerle devam edeceğiz. Değerli izleyenler, ekrana da son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 turunda yani 5. ön eleme değil mi? 5. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Afşet Afyonspor oldu. Kurallar şu anda çekiliyor. Bilgiler bize ulaştıkça biz de size aktaracağız. Şimdi başlığımızla gazetemize devam edelim. Akşam gazetesi birkaç gündür bu konuyu konuşuyoruz. Akşam gazetesinden gelsin efendim ekrana. İrfan Can'a iki maç ceza. Saldırıdan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketten 2 maç ceza verildi. İrfan 17. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Göztepe'li Atakan'a soyunma odası koridorunda yaptığı hareket nedeniyle saldırıdan disiplin kuruluna sevk edilen İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketten iki maç ceza verildi. Sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edilen Göztepe'li Atakan'a ise ceza gelmedi. İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu 17. haftada oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın yanı sıra müsabaka hakemine hakaret nedeniyle 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tahkim kuruluna yaptığı başvuruysa reddedildi ve ceza onandı. Başkan Burak Elmas'ın da cezası onanırken yönetici Re Rezan Rezan Epozdemir'e verilen 3 ay 21 günü hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ise kaldırıldı demiş gazete. Dün de konuşmuştuk bunu uzun uzun. Bu olayın bu kadar hani 5-10 maçlık bir cezayla yaşanan yetişmenin 5-10 başlık cezayla örtüşmeyeceğini, örtüşmediğini belirtmiştik ve dün de bu bir şöyle ama yapayım. yani gördüğümüz kadarsa gördüğümüz görüntüler kadarsa, bizim e. elimizde yok. Hani ya görüntülerin devamı vardır daha fazla bir şey vardır ondan fazla ceza verilebilir ama gördüğümüz kadarıyla herhalde bizim gördüğümüz birkaç saniye o kadar içerisinde miymiş? İrfan Can kendi soyunma odasına giderken bir anda bu tarafa dönüyor yani yönünü değiştiriyor. Birkaç saniye içerisinde bir ateşlenme, hararetlenme oluyor. 5-6 saniye, 7-8 saniye her neyse de ayrılıp gidiyorlar şeyleri. Gördüğümüz, izlediğimiz görüntü. Başka evet. bir görüntü görmedik sosyal medyada. Demek ki öyle uygun görmüşler. Yani saldırıdan değil. Saldırıdan değil belli ki. Sportmen daha ikrar hareket hareketten, hareketten verilmiş. Saldırı olsa 5-10 maç arası vereceklerdi. Ceza. Bir diğer başlığımız nereden geliyor? Milliyet gazetesinden. Pereira'nın finali. Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Vitor Pereira için Çaykur Rizespor maçı adeta bir final niteliği taşıyacak. Kredisini tamamen tüketen yöneticilere göre takıma katkısı, hatalarının çok çok gerisinde kalan Portekizli hoca artık son şansını kullanacak. Şimdi şurada korkutan gerçekler diye bir kutucuk açılmış. Bakayım orada ne yazmış. Hoca değişikliği konusunda Fenerbahçe yönetiminde hareketlilik olsa da Başkan Ali Koç daha temkinli şu anda yerli ya da yabancı bir hoca bulmanın çok zor olduğu biliniyor. Takıma uygun bir isim getirilmezse daha kötü sonuçlar geleceği tahmin ediliyor ki biz bunu dün konuşmuştuk. E, bu yaşandı da yani Fenerbahçe'de. Ayrıca euro ve dolarda yaşanan belirsizlikte özellikle yabancı teknik direktör seçimini zora sokuyor demiş. Bunlar korkutan gerçekler. O nedenle şu anda beklemenin daha doğru olduğu fikri öne çıkıyor. Burak Kapacak ne oldu? Sezon başında Muhammed Arda Güler, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi gençlerin kadroya girmesiyle herkes memnun olmuştu. Ancak gelinen noktada tam tersi bir görüntü çıktı ama esas tepki Burak Kapacak transferinde geldi. Burak konusu tam bir muamma oldu. Bursa Spor'da parlayan genç yıldız, yıldızı Fenerbahçe'de bir dakika bile süre alamadı. Kadroya bile girmekte zorlanan 21 yaşındaki futbolcunun akıbeti yönetimde de merak konusu haline geldi. Bu son cümle ilginçmiş. Yönetimde de merak konusu haline geldi. Diye. Herhalde hoca rapor vermiştir. Ya. Olumlu yönleri de var. Çaykur Rizespor maçına doğru giderken Vitor Pereira konusunda aslında biraz daha sabredilmesinin bazı nedenleri bulunuyor. Sezonun en iyi isimlerinden Kim Minjie'nin transferi, benzer şekilde Crespo transferinin transferinden verim alınması bu burada bir önerme o seziyor. O da tartışılır. Cimince kesinlikle o süper ayrı. bir transfer de, de. Bu bir önerme yani. Sağlam, sağlaması yapılmış evet, mı yapılmamış mı bilmiyorum. Crespo'na kadar fark ya. Tabi tartışılır. Crespo transferinden verim alınması. Yıllardır istikrarsız olan Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon hem joker gibi oynaması hem de başarılı olması ki evet bu da doğru. Ve Galatasaray deplasmanındaki buna şey de ekleyebiliriz. Ozay Samuel'i de ekleyebiliriz. Hem Ferdi hem Ozay Samuel. Hakikaten hocanın isteklerini gerçekleştirme konusunda eksiksiz bir performans. Ama Ferdi de istikrarsız falan değildi yani. Yaptı. Hocaları oynatma. Ferdi oynadığı her maçta iyi oynadı. Son olarak Galatasaray deplasmanındaki galibiyet Pereira'ya kredi kazandırdı diye yazmış gazete. Ama ne olursa olsun yani bu artık final maçları diye yazıyor milliyet. Ya az önce Sergen Yalçın Beşiktaş hikayesini değerlendirirken e, ortaya koyduğum argümandan yine faydalanacağım. Meselenin neticelerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu maçın neticesi Pereira'nın kaderini belirleyecek şey olmamalı. Bu maçın sonunda ortaya koyan görüntü, ortaya konan oyun olmalı belirleyici olan. Beşiktaş Altay'la mı eşleşmiş? Evet çok az vardı seri başı olmayan süper takım. Onlardan birini Beşiktaş çekmiş. Çoğu alt lig takımıydı. Altay var. Giresun de Spor var. İki takım varmış sadece. Süper Lig. Seri başı olmayan Beşiktaş birini çekmiş. Pereira diyorduk buyurun. Pereira da bu müsabakanın sonunda gelecekle ilgili bir şeyler vaat ediyor mu Fenerbahçe'nin oyunu? Gelecekle ilgili bir projeksiyon ortaya koyuyor mu? Daha önemli olan o. Yani bu maçı kaybetti. Pereira gitsin kazandı kalsın. Bu yüzeysellikte karar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir tek Türkçe için zaten böyle karar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada yapılması gereken şimdi Fenerbahçe için kötü bir seri var. Alınan kötü neticeler var. Gelişmeyen hatta geriye giden şeyler var. Az önce ilerleyen oyuncuların altını çizmiş. Gazete Kim, Minje, Ferdi, Samuel. Siz de onu eklediniz. Doğru. Ama gerileyenlerin sayısı çok daha fazla. Fenerbahçe neredeyse üzerine koyan giden oyuncu sayısı, ilerleyen oyuncu sayısı 3-5. Gerileyen oyuncu sayısı 10-15. Bir defa bunların sayısı artacak mı? Daha fazla oyuncu üzerine koyarak gidecek mi? Taktiksel olarak Fenerbahçe son müsabakada rakibi 11 şut atarken Fenerbahçe 3 şut attı sadece. 11'e 3. Rakibi 6 korner atarken Fenerbahçe sadece 3 korner attı. Müsabaka 1-1 bitti. Maçın sonunda son 15-20 dakikada galibiyeti kaçıran taraf, galibiyeti daha çok arayan taraf Göztepe'ydi. Fenerbahçe değildi. Bu tablo değişecek mi? Fenerbahçe tekrar büyük takım gibi oynamaya başlayacak mı? İrfan Can'ın çıkışı kamuoyunda haklı bir reaksiyona neden oldu. Pereira'nın özellikle yıldız oyuncularla, yetenekli oyuncularla olan ilişkisi daha iyi bir seviyeye gidecek mi? Sağda yetenekli oyuncu sayısını artırabilecek mi? Maça çıkıyor. Sadece İrfan Mesut, Serdar Dursun. Gol şansı olan 3 oyuncu vardı Göztepe 11'inde. Bunların sayısını 4'e hatta 5'e çıkarabilecek mi ilk 11'de? Esas sorular bunlar. Bunları yaparsa, bir şeyleri değiştirirse, radikal bazı hamleler yaparsa bunlar neticeden, maçın neticesinden daha önemli bence. Esas beklenti o. Değerli izleyenler, şuradan bakayım başka bir ayrıntı var mıydı bu sayfada okumanı. Ha Burak kapacak meselesi gazetenin haberine göre yönetici bazı yöneticiler de bu konuda merak ediyor Burak kapacağı ne oldu diye. Burak kapacak. Fırsat bulamadı. Çok da küçük değil. 99 doğumlu. 21, 22 olacak. Bursa Spor'da gerek savunma gerek ofans. Türkiye U21 takımında da bir dönem forma giyiyordu. Ümit Milli takımımızın da oyuncusuydu. Hatta geçen sezon bayağı da gol ve asistesi yakaladı. Bursa Spor'un genç kadrosunda. Dolayısıyla geldiğinde Fenerbahçe'de ben kanat beki olarak opsiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü üçlü savunma oynuyordu Fenerbahçe. Şimdi dörtlüye döndü ama üçlü savunma oynarken hani Ferdi, Samuel, Novak onları kullandığı yerde Burak Kapacağı da kullanacağını verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü dinamik bir oyuncu. Hani 100 metrelik koridoru oynayabilecek bir oyuncu ama bir türlü Pereira bir dakika bile vermedi. Ben de merak ediyorum. Ne diyebilirim ki? Hiç görmediğimiz evet, bir oyuncu ilgili ne diyebilirim? Ama şunu söyleyebilirim. Benim bildiğim Burak Kapacak, Bursa Spor'dan bildiğim Burak Kapacak, çok küçük diye 21 yaşında, Ümit Milli takımında da oynuyordu. Bu özellikle 3-4-3'te kanat beki olarak, sol kanat beki olarak ben oynamasını bekliyordum. Onu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin rakibi az önce e, gazetede de okuduk kendi evinde şeyle oynayacak. Çaykur Rizespor'la oynayacak. Görece hani kağıt üzerinde elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama görece Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylememiz lazım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Tarih boyunca böyle olmuştur diyebiliriz. Süper Lig'in konvansiyonel. Aynen öyle. Biri Fenerbahçe. Ee, bu sezonki lig sıralaması açısından da bakacak olursak Rize Spor'da zor günler şöyle evet. Ligin en alt sırasında yer alıyor. E, oyun olarak nasıl bir oyun bekliyorsunuz Rize'yi ve Fenerbahçe'yi düşünecek olursak? Şöyle daha var vakit tabii de 11 falan değil o yüzden sordum. Oyun olarak. Elimizde yani şey yok değil mi? Beklenen muhtemel 11'ler. Yok 11 daha çok erken. Şey için maç için. Beşinde çünkü pazar günü. Pazar mı pazartesi mi? Pazar günü. Fenerbahçe'nin maçı pazar günü. Şimdi... Hamza Hamzoğlu geldikten sonra Rize Spor'a bir hareketlik yarattı. Bir kıpırdadı Rize Spor ve son haftada Kayseri Spor karşısında direkt rakipleri karşısında 1-0'lık bir, sıfırlık bir e, galibiyet aldılar. Özellikle orta sahada e, Djokovic'i tek defansif oyuncu olarak kullanıp Sabo ve Boldrun gibi yetenekli oyuncu, iki yetenekli oyuncuyu. Yani Sabo'nun tabi daha aşağıda, Boldrun daha yukarıda ama yine top yapabilen oyuncu. Onları kullanması. Ön tarafta Umar Boyd, poyanpolo sonradan giren işte Alper giriyor, Deniz Ümmet giriyor. Remi kazanamadılar ama yani sahadaki ayağına mal, yetenekli oyuncu sayısını artırması Rize'nin oyununda bir gelişme neden oldu. Mesela Galatasaray'ın yenilikleri maçı da gösterdiler bunu. Kasımpaşa'yı yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Kayseri'yi yendiler. Hamza Hamzoğlu geldiğinden beri Rize oyunda bir kıpırdama var, hareketlik var. Mesela daha önce Rize orta sahası daha sert, savaşçı, daha çok top kazanan, daha az yaratan. Mesela Dabo, Djokovic bir arada oynuyordu. E bunlar daha sert bir ikili. Daha fazla oynuyorlardı. İşte Yasin Pehlivan da oynuyordu zaman zaman. Onların yerine Sabo'yu, e, Boldrin'i orta sahaya monte ettiğin zaman 3 tane de hücumcuyla beraber yetenekli oyunu sayısını 4 puşa e, 5'e çıkarıyorsun. Bu anlamda Hamza Hoca'ya saygı duyuyorum. Oynatarak yani. Rize Spor oynayarak gelişiyor. Hı. Kapanarak, rakipleri boğarak, bloklar arasında boşluk bırakmayarak değil. Oynayarak gelişiyor Rize oyunu. Fenerbahçe'ye karşı da iç hiç kolay bir e, rakip değiller. Sağbeki Bayano hem hücum katkısı olan hem sert bir oyuncu. soldaki Cemali Başakşehir'den kiralık hücuma katkı yaptı. Çok anlamlı katkı yapıyor. Boşa bindirmiyor. Cemali'nin boşu yok yani. Cemali soldan bindirdiği zaman tehlikeli oluyor. Bekleri de bindirebilen bir takım. Rize. E, bu bilgiler ışığında, bu bilgiler çerçevesinde Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmesi lazım. Gösteri maç oyununu bir tık daha ileri taşıması lazım. Eğer Dolayısın. orta saha yine so Zaytz, Crespo, evet. Mayer tipinde bir orta saha yaparsa bu orta saha Rize'nin orta sahasından daha sıkıcı. Hani demiştim ya bu Zaytz, Crespo, evet, evet, Mayer evet, orta evet. sahasının süper Hiçbir tek evet. kabul etmez. Rize'nin tek de kabul etmez. Çünkü Rize'nin tek direktörüne baktığın zaman o üçlü de iki yetenekli kullanıyor. Bir süper yetenekli Boldrin, bir iki yönlü oynayan Sabo, bir tane defansif Djokovic kullanıyor. Fenerbahçe'nin tek bakıyorsun. Üç tane defansif kullanıyor. Şimdi Rize tek dörtlüğü ister mi bu üçlüyü? Büyük oranda şöyle bir cümlede özetleyebiliriz herhalde. Vitor Pereira'nın kafasında ne var? O etkileyecek. Evet. Karşılaşmanın gidişatını diye Kaygı düzeyi. Tabii. Kaygı düzeyi. Artık kaygılarını bir miktar aşıp sahaya Fenerbahçe cüret koyması lazım. Fenerbahçe tarih boyunca 62 yıllık süperlik tarihi boyunca cüretkar bir takım olmuştur. Kaygılı bir takım değil. Fenerbahçe'nin ana fikri kaygı olmaz ama Pereira'nın ana fikri kaygı. Rakipler de bunun farkına varıyor. Vardı ve bunu Tabii. kullanıyorlar. Fatura keser sana. Rakipler de bunun farkına vardı. Göztepe Fenerbahçe'ye karşı 11'e 3 bitiriyor şutlarda şimdi. Göztepe kadro kalitesi Fenerbahçe kadro kalitesine baktığın zaman bu doğal değil. Göztepe 11 Fenerbahçe 3 doğal değil bu. Hem başlığı hem gazeteyi hem de takımı değiştirelim. Sabah gazetesine gidiyoruz. Her yıl 1 milyon lira artacak. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. 7 milyon lira olarak revize edilen ücreti her yıl 1 milyon lira artacak. Galatasaray'da şu ana kadar çıktığı 54 resmi maçta 12 gol atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da ise forma giydiği 8 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Kerem'in sözleşmesi uzatıldı ve aldığı ücret de her yıl artacak bu yıl 7 milyon lira, sonra 8 milyon lira, sonra 9 milyon lira. 2024-25'te 10 milyon ve 25-26'da da 11 milyon lira kazanacak. Ya elbette bazen para konuşmayı seviyoruz oyuncuların, teknik direktörlerin aldığı paraları falan ama Allah daha çok versin. O farklı bir konu. Türkiye'de ne kadar kalır? Eğer bu performansını devam ettirirse Avrupa'nın büyük liglerinde ne zaman gider? Bu da benim için daha büyük merak konusu doğrusunu söylemek gerekir. Yani zaten Galatasaray ister. Ki, bularak tabii, tabii ki Galatasaray ister. Yani tamam belki altyapısından yetişmedi ama öyle bir noktada getirdi aynen ki de. kulübe yetişiminde, yetişiminde, gelişiminde çok büyük rolü var. Eee Kenan Aktürkoğlu'nun hani Galatasaray'ın Türk futboluna armağan ettiği bir oyuncu. Pekala denebilir. Tabii ki esas pay Erzincan'da ama Galatasaray'a çok büyük katkı yaptı bir oyuncu. Bir defa iki boyutuyla beni bu haber sevindirdi. Bir defa Kerem'i tebrik ederim son maaşı bile 1 milyon dolar etmiyor. 5 yıl sonra alacağı maaş bile bugünün kuruyla 1 milyon dolar etmiyor. Belli ki bu çocuk hani hayatındaki birinci önceliği para olan bir çocuk değil. Çocuğu o tebrik ederim. Çünkü şu an milli takımın direkt oyuncusu, Galatasaray'ın direkt oyuncusu. Avrupa kupalarında acayip bir istatistik yapmış bu sezon değil mi? Gol ve asist Pekala onun menajeri de masaya oturup ben 1.7 milyon dolar istiyorum. Sonra da 2 milyon dolara çıkart diyemez miydi? Derdi. Diyor yani. Birçok muadil oyuncu diyor. Derdi. Kerem'in son maaşı bile 1 milyon dolar değil. Bir defa oyuncu tebrik ederim. Öncelikleri farklı olduğu için, gelişmek olduğu için, oyunu işi olduğu için. İkinci konu kulübü tebrik ederim. TL kontrat yapmışlar. Ve buradan hani bütün kulüplerimize, süperlik, birincilik bütün kulüplerimize seslenmek isterim. En azından yerli oyuncularla muhakkak TL kontrat yapmanız lazım. Çünkü e, artık Türk futbol ekonomisi küçülmek zorunda maaş bütçenizi düşürmek zorundasınız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş toplam 15 milyar lira borçlu belki daha fazladır. 15 milyar lira olduğunda biz bu bilgiyi aldığımızda birkaç ay önceydi. Belki şu an daha fazladır borçları. Ve bu borçları bankalar birliği anlaşması yoluyla vesaire eritmeye çalışıyorlar. Dünyanın faizini ödüyorlar. Yapabildiğiniz kadar TL kontrat yapmanız lazım ki yabancı oyuncuyla tamam anlıyorum belki çok kolay olmayabilir. Yabancı oyuncuyla TL kontrat yapmak ama en azından yerli oyuncularla Maksimum TL kontrat yapmaya lazım. O yönü de güzel. Değil mi kontratın? Üçüncü güzel yönde tabii ki Kerem çok güzel bir sporcu. Türk futbolu. Kerem kazandı. Milli takım kazandı. Umarım böyle gelişmeye devam eder. Onu 5 büyüklükte orta sınıf takımlarda değil asla sakın oralara gitmesin. 5 büyüklükte üst düzey takımlarda rahatlıkla oynayabilecek Acelesi kalibrede yok. bir oyuncu. Türkiye'de Galatasaray'da oyuncu. oynuyorsun. Evet. Gelişme şansın var. Her gün üstüne koyuyorsun. Acelen yok teklifleri iyi değerlendirmek. Geçen vardı. Ozan Kabak örneği vardı ya. Evet. 11 milyona birinci bunu evet. gitti. Ama Ozan çok az oynamıştı. Galatasaray'da bir yarım sezon oynamıştı daha. Ve yaşı daha küçüktü Kerem'den. Kerem'in elindeki veriler daha güçlü. Harika bir Avrupa Kupası performansı var. Yaşı da biraz daha Ozan'dan daha ileri de bence daha iyi takımlar yani 5 büyük ligin üst seviye takımlarına gidebilecek durumda. Fanatik gazetesi Aslan'ı bekleyen tehlike. Bakalım neymiş? aslanı bekleyen tehlike. 2022 Ocak ayında Afrika Kupası oynanacak. Süper Lig'den Kamerun'daki organizasyona yaklaşık 19 oyuncunun gitmesi bekleniyor. Bu süreçten en çok Galatasaray etkilenebilir. Feguli, Cagne ve Mustafa Muhammed'in 6 maç kaçırma ihtimali var. Tehlike buymuş. Hatay'dan da 3 isim var demiş. Bakayım. Ee, elbette Kuk bu turnuva Efendim? Ha, pardon Hatay'ı sayacaksın. Evet Hatay. Şuradan bakıyorum. Hatay Spor'un futbolcu gönderme ihtimali var. Özellikle Hatay'ı yazmamış. Hatay'da 3 isim var demiş ama isimleri yazmamış. Hatay'da Galatasaray'dan Kuklu devam ediyor. Emin değilim takımları gitti mi? Sağda bakın. Ekranda biraz küçük tabi. Mustafa Muhammed, Cagne, Feguli, Galatasaray'da Hatay'da Falet Simon Falet, Elkabi ve Traore hmm. gidebilir diyor. Birini tutturmuşum birini tutturamıyorum. Yeni Malatya'da Benjamin Tete Haddadi, Osama Haddadi Tunus'tan gidebilir diyor. Sivas'ta Faysal Fajir ve Max Gredel. Fas ve Fil dişi sahili. Alanya Spor'da Beşiktaş'ta Raşit Gezal'ın gitme ihtimali var. Başakşehir'de Carlos Pong. Altay'dan Poco. Karagümrük'ten Ahmet Musa. Konyaspor'dan Ahmet Hasan. Ve Kayseri Spor'dan Muhammed de varmış bir oyuncu. Dabo. Evet. Burkina Faso'ya. Gidebilir çağrılırsa. Gitme ihtimali var demiş. Bu Evet. Aslında bekleyen tehlike demiş ama bu var futbolcu. Şimdi için. Afrika Kupası'nın da tabii takvime ötelendi. Aslında bu 2021'in kupası 2022'de oynanacak. Ocak Şubat'ta oynanacak. Pandemi sebebiyle ve takvim sıkışıklığı sebebiyle Afrika Kupası da 2022 başına ertelendi. E tabii bu da ikinci yarının başına birçok takımın Liverpool'da dahil buna etkilenmesi anlamına geliyor Afrika Kupasında. E, transferleri yaparken, kadro planlamasını yaparken bunları dikkate almak durumundasınız. Dünya Kupası da gelecek sezonun ortasında oynanacak. Yani muhtemelen tabii ara verecek herkes. Daha doğrusu mecburen ara verecek herkes ama dikkatli olmak durumundasınız bu konuda. Yapacak bir şey yok. Şey bir aslında bir oyuncu ile ilgili bir şey söyleyecektim. Kim de Afrika Kupası'na gidecek Galatasaray'da oyuncular? Feguli, Mustafa Muhammed ve Cagne. Anladım. Unuttum şu an özür dilerim. Neyi unuttunuz? söyleyeceğim. Ha, peki. <laughs> o zaman Fanatik Gazetesi'ne gidiyorum. İki santrfor birden mesela giderse değil mi? Evet. Hani pozisyon Halil. anlamında orada bir sıkıntı yaşanabilir. Acaba devre arası Galatasaray. Gerçi Oğulcan'ı bu kadar kavga gürültü çıktıktan sonra kulüpler arasında Galatasaray'ın şu an kullanmıyor olması da enteresan değil mi? Doğru. Aslında orada santrfor atabileceğim bir Oğulcan da var. Fanatik gazetesi dedik. Bakasetas müjdesi başlığı geldi ekranlarınıza. Marek Hamşi'nin ardından fırtınanın Yunan yıldızından da güzel haber geldi. Hamşi kesin 11'de olacak. Bakasetas da hocası Abdullah Avcı ile görüşme yapmış ve e, oynamak istediğini belirtmiş. Kesin karar bugün yapılacak. Taktik antrenmanda verilecek demiş. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden. Hayırlı olsun başlığı seçime tek aday olarak girecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu yeni yönetim kurulu listesini divana temsil etti. Özür dilerim teslim etti. Listede toplam 12 yeni isim yer aldı. Trabzonspor kulübünde seçimli olan genel kurul hafta sonunda yapılacak demiş. Hakikaten başlıktaki gibi hayırlı olsun e, Trabzonspor camiasına. Bakasetas'ın dönmesi ise Trabzonspor'un gücüne güç katacak diyebilir miyiz? Şüphesiz. <laughs> Kadro içinde alternatifi olmayan, yerine başka birisini koymakta zorlandığınız, olmadığında oyunun değiştiği bir oyuncu. Buna rağmen de kazandığı bir Trabzonspor, kazanan bir evet. Trabzonspor demek lazım. Son 5 maçta 4'ünde pragmatik oynama sebebi belki Trabzon'un. Bu hafta Adana Demirspor rakip. Çok ciddi bir rakip. Hiç kolay maç olmaz Trabzon'da ama yine de hiç kolay olmaz. Adana Demirspor toplu oynamayı seven. Evet. Ligin şut istatistiğinde zirvede olan takımlardan biri. Son 5 maçta mesela Göztepe maçı tamamen pragmatik oynandı. Gaziantep ikinci devresi tek kale oynadı Gaziantep. Beşiktaş pragmatik oynandı. Rize maçında üstünü Trabzonu saymıyorum. Ee, sezon boyunca çok görmediğimiz türden bir Trabzon. Çünkü sezonun ilk 9 maçında Trabzon oyunları hep domine ediyordu. Hep vites Trabzon son. Abdullah Avcı'nın elindeydi. Son 5 maçta 4'ünde vites rakiplere bıraktı. O yüzden Hamşik ve Bakasetas'ın bazen tekinin bazen ikisinin birden yokluğu etkilemiş olabilir. Pragmatik tercihleri. Sahaya döndüklerine bakalım Trabzon'un tercih oyun tercihi nasıl değişecek. Abdülkadir'in de bu süreçte doğru katkı, iyi katkı verdiğini söylemek Kesinlikle. lazım Bakasetas'ın yokluğunda. Yani takım liderliğini ele aldı. 3 maç üstte gol attı. Tam kendisine ihtiyaç olan dönemde ortaya çıktı. Büyük oyuncu böyle zamanlarda ortaya çıkar. Uğur Bey şimdi Hürriyet gazetesinden bir başlık gelecek. Vallahi bilmiyorum ne dersiniz ya da ilk okuduğunuzda ne düşündünüz. İnsanın içini ısıtan bir sayfa değil mi? En centilmen galipler. Ziraat Türkiye Kupası. Dün iki fair play ödüllük harekete sahne oldu. Şimdi şöyle. Van Spor'un sakatlık nedeni, nedeniyle durakladığı anda gol atan Konyaspor Spor Santra sonrasında kalesini açtı. Giresun Spor Ankara Demir Kalecisi yerde olduğu için de gol atmadı. Ligde Beşiktaş'ı 4-0 yenen Giresun Spor, Kupa'da da Ankara Demir Sporu yine 4 golle geçti. İttifak Holding Konya Spor'da sahasında ikincilik ekiplerinden Van Sporu 3-1 geçti. Ancak skordan ziyade başka hikayesi var. Karşılaşmanın Konya Van Spor maçında skor 0-0 iken 33. dakikada Konya Sporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlık geçirmesinden dolayı Van Sporlu oyuncular duraklarken yeşil beyazlı ekipten Rahmanoviç bunun farkına varmadı. Bu futbolcunun çizgiye inip içeri çıkardığı top Van Sporlu Barış'a çarpıp ağlarla buluştu. Santra sonrası Konya Spor topa müdahale etmedi ve Hamza skoru 1-1'e bir getirdi. Konya Spor ikinci yarıda 71'de Alper ve 76'da Rahmanoviç'in golleriyle sağdan 3-1 galip ayrıldı diğer taraftan alkışlar giresunlu Çektar Orhan'a demiş gazete. Zira Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor Ankara Demirspor karşılaşmasının 6. dakikasında ev sahibi ekipten Çektar Orhan Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı'nın sakatlandığını görüp topu dışarı attı. Giresunspor son Beşiktaş maçında benzer durumda gol atmış bu durumda tartışmalara sebebiyet vermişti. 50'yi başı... de verelim istersen çünkü o da benziyor. Peki o da, Öyle da bir gol oldu orada. Nasıl? Manchester ben, maçında benzer bir gol oldu. Daily Mirror gazetesi de gelsin ekrana. Arsenal'in golü. Ha burada tabii şey biraz daha öne çıkmış. Uğur Bey. 800 ve 801. golle. Evet Ronaldo 800. Ronaldo, 800. golünü atınca ama orada da maçın Küçük başlarında Deheya bir hava topunda Fred'in altında kaldı takım arkadaşının. Yerde kaldı. Emil smith Rowe'da golü attı. Belki de görmedi Deheya'nın yerde olduğunu. Hakem önce Deha'yı yerde görünce bir iptal işareti yaptı. Sonra 3 dakika bir video inceleme, gitti baktı. Deha'nın yerde kalma sebebi takım arkadaşı olduğu için kurallara aykırı bir durum olmadığı için golü verdi. Ama tabii burada bir etik tartışması başladı İngiltere'de. Emin Smith o golü atmalı mıydı? Gördü mü? Arsenal bu golü hak etti mi? Sonrasaki davranış hani kaleyi açtı ya dün Türkiye'de evet. öyle bir olay yaşandı ya. Konyaspor. Konyaspor. Böyle bir etik tartışmada oldu. Ama golün geçerli olduğu kurallar hasebiyle geçerli oldu. Da ortada. Böyle bir tartışma İngiltere'de yaşandı. Bizim ligi yani kupada Türkiye'de hakikaten iki güzel hareket, iki centilmen hareket. Tebrik etmek lazım. Ayrı ki takımın oyuncularını da teknik direktörlerini de. Hem Hakan koyun, Keleş zaten Beşiktaş maçındaki golde üzüldüm demişti. Dedi evet. Oyuncularım o golü atınca bir kez daha fırsat gelmiş. Bu kez atmamışlar. İki kere üst üste Olması da ilginç değil mi? Evet Gideriz diyorum ya sporcu. YouTube ligi. Vallahi öyle. Bu lig yani YouTube için oynanan bir lig yani. Ee, Ronaldo ile alakalı bir şeyimiz var. Ee, görüntümüz bir fotoğrafımız. Hah buyurun. Mihenk ee, taşı golleri 19 yılda 800 gol. Evet. Dün Arsenal'a 2 gol attı. 400. 500. 600. 800 ve 801. <laughs> golleri. Geçen hafta yedek oturmuştu. Michael Carrick yedek oturmuştu. Bu kez 11'de oynadı. Maçı kazandırdı. Ee, 16 maç 12 gol oldu Manchester United'da ve hep kazandıran goller attı Ronaldo. Yine yani konsantrasyonunu, bu oyunu ne kadar sevdiğini, büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir şey söyleyecektim ama süremiz bitmiş o yüzden e, uzatmayalım yani o yüzden hemen kestim. kapatmamız gerekiyor. E, şu otomatik offside konusunda bir türlü konuşamadık. Önümüzdeki <laughs> haftaya onu unutmayalım. Değerli Uğur Melek'e çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyenler bizden bu kadar haftayı burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.